Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kısaca bilgi vereceğim arkadaşlar. Borsa helal mi haram mı? Bunun hakkında sorular geliyor. Buna bir cevap vereceğim. Arkadaşlar borsa haram veya helal tam olarak net bir cevap kimse verebileceğini düşünmüyorum. Helal diyen hocalar da var, haram diyen de var. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer borsa haram olması için şans eseri para kazanmanız lazım. Borsada yatırım yapıyorsanız şans işi değildir. Ayrıca yatırım yapmak demek, yani borsadan hisse almak demek, o aldığınız şirkete ortak olmak demek. Örnek veriyorum. Adam şirketinin %50 hissesini satışa çıkarmıştır, borsaya koymuştur. Siz bunun %10'unu aldığınızda bu şirketin %10 sahibi olursunuz. Resmi olarak sahibi olursunuz. Yani bu ne demek? Bildiğiniz bir market olur, bakkal olur, ne bileyim, kırtasiye olur. Adam der ki bana para lazım, dükkanımın %10'unu satıyorum der. Siz de gidip bunu aldığınız haram olur mu? Olmaz. Ama sıkıntı ne? Yani şöyle bir sıkıntı var. Eğer faizle iş yapıyorsa bankalar vesaire, örnek veriyorum alkol, tütün, sigara vesaire gibi ürünler satıyorsa, yani insana zararlı, haram olan ürünler satıyorsa, faizle bankaydı, krediydi vesaire işler yapan şirketlere yatırım yaparsanız bunun helal olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten bu adamın yaptığı işte sıkıntı var. Örnek veriyorum, gidip bugün büfe açamazsınız. İçki satan büfe açamazsınız. Neden? Haram. Zaten baştan haram. Hani oraya ortak olsanız bile haram. Neden? Zaten büfeden alışveriş yapıyorsanız, hani alışveriş yapmak dahi haram. Hani bir büfeden gidip sigara almak dahi haram. Ekmek almak dahi büfeden haram dinimizce. O yüzden borsada da şöyle, hani gidip banka hisseleri alırsanız bu da haramdır. Alkol ürünü satan, tütün ürünü satan, ne bileyim sigara ürünü satan hisseler alırsanız bunlar da haramdır arkadaşlar. Ama dediğim gibi gidip demir çelik şirketleri olur, ne bileyim Tüpraş'ı da olur, tekstil fabrikaları olur. Tamam, bunlar da faize bulaşmıyor. Bulaşıyorlar tabii ki. Yani şu an en ufak, en küçük bir markete gittiğinizde bile o bile hani kredi çeki açmıştır. Yok başka cart curt açmıştır. Bir şekilde faize insanlar bulaşıyor. O yüzden hani %100 helal veya haram kimse diyemez. Ama yani gidip banka hissesi almakla Tüpraş'ın hissesini almak arasında fark var, eğer yatırım amaçlı düşünüyorsanız. O yüzden yani bunu kafanızda yorumlayıp bir fikir sahibi olmanız bence daha mantıklı. Çünkü kimse %100 haram veya %100 helal diyemez. Buna kimse hani karar veremez. Çünkü günümüzde dediğim gibi arkadaşlar herkes bir şekilde faize bulaşıyor. Yani ben bulaşmıyorum kesinlikle, uğraşmıyorum diyen mesela adam devlet memuru bile olsa bankadan maaş alıyor. Bu maaş benim hak ettiğim para diyebilir ama banka sırf maaş hesabından vesaire cart curt kesinti yapıyor. Sırf işletim, aylık bedelli, yıllık aidatı vesaire bir şekilde para cebimizden faiz yiyoruz veya faiz alıyoruz. Borsada şöyle de bir sıkıntı var arkadaşlar. Mesela gerçi ben onu kapattım, onu açıp kapatabiliyoruz. Mesela borsada hesabınız var. Borsa hesabınıza para attınız ama işlem yapmıyorsunuz. Piyasa durgun diyorsunuz. Hisse alıp satmıyorsunuz. Paranız nakitte duruyor. Nakitte duruyor. Eğer ayarlardan bunu kapatmazsanız, şu an tam olarak ne olduğunu hatırlayamadım ama paranızı banka kullanayım mı diye soruyor. Eğer kullanırsa mesela size faiz ödüyor. Çok yüksek bir meblağ değil. Mesela 100 bin liraysa günlük 50 lira, 100 lira veya 20 lira gibi para yatırıyor. Görürsünüz zaten mesela borsa hesabında nakitte para durursa 10 lira, 20 lira artış olduğunu görürsünüz. Bu ayarlardan kapatılabiliyor. Çünkü sizin paranızı kullanıyor banka. Ve size de böyle bir aidat gibi bir şey ödüyor. Bunu görebilirsiniz. Dikkat ederseniz. Ama kapatılabilen bir şey bu. Yani paramın kullanılmasını istemiyorum dediğinizde kapatabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar buna kendiniz karar verin. Yatırım yaptığınız şirketleri araştırın. Yani borsaya girmek istiyorsunuz, haram helal düşünüyorsunuz. En azından buna dikkat edebilirsiniz. Yani gidip banka hissesi olur, içkiydi vesaireydi satan, şans oyunlarıyla uğraşan şirketler yerine, ne bileyim, çelik fabrikaları olur, tekstil fabrikaları olur, sanayi fabrikaları olur, Aselsan olur, Türk Hava Yolları olur. Bu şirketler yani bana biraz daha mantıklı geliyor. Tamam, %100 helal diyemem ama yani gidip banka hissesi almak yerine Efes Pilsen, içki satan, şans oyunları, iddia sayfalarının hisselerini almak yerine demir çelik fabrikasının hissesini almak bana bir tık daha mantıklı geliyor. O yüzden ona tamamen sizin karar vermenizi istiyorum arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.